Sen Efe ile gezdik gördük bu hafta. Safranbolu'nun coğrafi işaretli ürünü Maniye domatesini tadıyor. Ardından Yörük Köyü'nde tarihi bir yolculuğa çıkıyor. Ankara'nın en eski konaklarından olan Kınacızade Konağı'ndan sonra ünlü şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı evi ziyaret ediyor. Beypazarı'nda meşe odunu ocağında Türk kahvesini yudumlarken bölgenin en değerli ürünlerinden olan Beypazarı kurusunu tadıyor. Osmanlı mimarisinin en güzel yapılarından olan Taş Mektebi gezdikten sonra Saraç Atölyesi'nin hikayesini dinleyerek bu hafta sizlere veda ediyor. Safranbolu'da Yazı Köyü'nde yeşillikler arasında bir seradan sesleniyorum size. Çünkü Safranbolu'nun özel bir ürününü tanıtacağız. Coğrafi işaret almış Maniye domatesi için buradayız. Elinde kocaman domateslerle, güzel bir sepetle ziraat mühendisi Pınar Hanım karşıladı bizi. Sizi tanıyalım öncelikle. Merhaba, ben Pınar Ağızoğlu Uslu. Safranbolu'muza özgü olan Maniye domatesini hem fide olarak üretip vatandaşlarımıza dağıttık. Yerli üretimimize sahip çıkmak anlamında. Ben tattım, yedim. 2-3 gündür Safranbolu'dayım. Gerçekten çok lezzetli. Evet, domatesimiz gerçekten kendine has bir lezzeti vardır. Domatesimizin özelliği ince kabuk olması, çok etli bir domates olması. Genelde kahvaltılarda kullanılır yerli bir domates ve sos yapımında kullanılır. Taze tüketilmesi gereken bir domatestir. Kilo olarak da maksimum 1 kilo 600 grama kadar domates kendi ağırlığına ulaşabilir. Hep böyle büyüktür değil mi? Evet, büyüktür. Bakımı da güzel olursa, suyunu da zamanında verirseniz domateslerimiz hep büyük olur. Salata da çok lezzetli olur. Evet, çok güzel çünkü kendine ait bir tadı, aroması olduğu için hafif bir ekşimsilik vardır domateste. Zaten onu da salatada kesinlikle alırsınız. Domatesin dışında yine bizim hem coğrafi işaretini almış olan üzümümüz var, çavuş üzümümüz. Biz geçen yıl çavuş üzümlerimizin dikimini gerçekleştirdik. Onların da yine bu sene bakımlarını yapıp seneye onlardan da yine üzüm almak hedefimiz var. Çavuş üzümü dışında bu bölgemize ait empürme fasulyemiz var. Fasulyenin de aynı şekilde üretimini yapmaktayız. Bir de bamyamız var bizim. Sultaniye Suluyer bamyası var. Bunlar hepsi Safranbolu'nun yöresel lezzetleri. Evet, Safranbolu'muzun yöresel. Domates, üzüm, bamya, fasulye. Evet, kesinlikle onlar. Önümüzdeki yıl mesela hedefimiz 20 bin domates fidesi dağıtacağız. Vatandaşlar da istiyor. Hem şöyle, tohumlarımız bizim kıt kaynaklarımız olduğu için herkes doğru tohum da bulamıyor. Hem vatandaşımız doğru tohumu üretsin hem de biz üretimini teşvik verelim diye bu şekilde ücretsiz dağıtıyoruz. Hem kendimiz de üretmenin zevkini yaşıyoruz. Kutluyoruz sizi, ne kadar güzel bir iş yapıyorsunuz. Vatandaşlarınıza da dağıtıyorsunuz, onlar da üretsin, üretim devam etsin diye. Ben bu kadar büyük bir domates görmedim. Safranbolu'da gördüm. Lezzeti de en az kendisi kadar büyük. Evet, kesinlikle öyle. Toprak bereket ve bu bereketin sönmemesi gerekiyor. Pınar Hanım, bir de Safranbolu'ya ismini veren safran da üretiyoruz. Evet, onu da geçen yıl başladık safranlarımızı dikerekten. 2500 metrekarelik bir alanda da safran soğanlarımızın dikimini geçen yıl gerçekleştirdik. İlk hasadımızı da aldık. Hatta bu yıl Ekim ayında tekrardan hasata başlayacağız. Sizleri de inşallah hasatta da bekleriz görmek. Ekim ayında da festivaliniz olacak. Evet, Safran Fest. Safran Festivaliniz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir yer burası. Çok da güzel bir üretim yapıyorsunuz. Vatandaşlarınıza da dağıtıyorsunuz. Safranbolu'ya gelip bu domatesi tatmadan, almadan olmaz diyoruz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Böyle imkanları bize sunduğunuz için teşekkür ederiz. Safranbolu'da şimdi de çok özel bir yerdeyiz. Safranbolu'ya 11 kilometre uzaklıkta tarihi bir köydeyiz. Yörük Köyü'ndeyiz. Yanımızda da Safranbolu Belediyesi Misafir İlişkileri Sorumlusu Coşkun Bey var. Bu nadide ve güzel köyü kendisinden dinleyeceğiz. Coşkun Bey, 600 yıllık bir köydeyiz. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu köyümüze. 600 yıllık bir köy, 138 haneli bir köydeyiz şu anda. Konar göçer yaşayan topluluklar olan Yörüklerin yerleşik düzene geçtiğinde
geçtikleri nadir bir örnektir şu an bulunduğumuz Yörük Köyü. 138 haneli bir köy fakat çok göç vermiş bir köydür. Günümüzde Yörük Köyü'nde yazki sürekli ikamet eden hane sayısı 30 kadardır. Nüfusu da 93. Birazdan sizlerle çok özel bir köye konağa gideceğiz. Sipahioğlu konağı. Konağın girişinde bizleri Ali Bey karşılayacak. Sipahioğlu ailesinin 8. kuşak torunudur kendisi. Yine çok özel bir yere gidiyoruz. 8. kuşak konağın 8. kuşak torunu bize konağı anlatacak. Aynen. Yani zaten ilk selam verdiğimizde tarih bizi karşılıyor. 8 kuşak öteden torunlara miras kalmış bir evi, o evi yaptıran kişilerin torunlarından dinleme imkanına sahip olacağız. İçindeki süslemeleri, kök boyalarla yapılan kalem işi süslemeleri, tavan süslemelerini ve çok ilginç bir detaydır cam küreyi Ali Bey bizlere birazdan aktaracak. Peki ben çok merak ettim. Sipahioğlu konağına doğru yol alalım isterseniz. Haydi buyurun gidelim. Konağa geçmeden Yörük Köyü'ne özel bir ayrıntıdan bahsetti Coşkun Bey bize. Şimdi onu göstereceğiz size. Buyurun. Evet, bakmak ve görmek diyoruz biliyorsunuz farklı şeylerdir. Sokaklarda yürürken birçok detayın önünden geçiyor aslında misafirlerimiz. Onlardan biri de Yörük Köyü'ne has bir haberleşme sistemi. Evlerin kapılarına baktığınızda iki büyük kanattan oluştuğunu göreceksiniz. Bu kapı kanatlarını rahat açıp kapatmak için kapı halkası dediğimiz aparatlar vardır. Bu halkalara bir ip bağlanır. İp şu an görmüş olduğunuz gibi aşağıya salık vaziyetteyse ben evdeyim anlamını verir. Ev sahibi kısa bir süreliğine bir yere gidecekse, yakında bir yere gidip hemen gelecekse bu ipi diğer halkaya şöyle basit bir şekilde takar. Yakında olduğunu ve kendisini ziyarete gelecek olan kişinin beklemesi gerektiği mesajını verir. Eğer ev sahibi sabahtan akşama kadar ya da birkaç günlüğüne uzun soluklu bir yere gidecekse kendisini ziyarete gelen kişiyi beklememesi mesajında nasıl verir? Bu ipi diğer halkaya gergin ve şöyle sıkı bir şekilde bağlayarak verir efendim. Ben uzun süre evde yokum, beni bekleme mesajında bu şekilde anlayabiliyoruz. Sözsüz, yazısız iletişim şekli. Ne kadar güzel. Modern haberleşme sistemlerinin atası diyebiliriz bu ipleri. Değil mi? Gerçek. Aynen. Şimdi köyde tabii gezerken birçok detay göreceğiz. Onlardan biri evlerin taş duvarlarındaki... Zaten biz nereye bakacağımızı şaşırdık sizinle dolaşırken. Çok detay var. Allah maşallah yazıları ya da bereket simgeleyen figürler. Onlardan biri hemen karşımızdaki bu ibrik figürü. İçerisinde de Allah yazısını görüyoruz. Evler yapılırken diğer canlıların da düşünüldüğünü görmektesiniz. Bakın o figürün hemen üstünde de bir kuş evi karşınıza çıkıyor. Yine evlerdeki mimari detaylardan biri de cumbalar. Çok özel bir mimari detay. Evin bulunduğu sokağa hakimiyetini sağlamakta ve yan pencerelerinden biri bu cumbaların mutlaka giriş kapısını görür ve gelen kişiye göre hareket edilmesini sağlar. Kapı çaldığı zaman oradan göz ucuyla bakar ev sahipleri. Gelen kişi bayansa evin bayanı iner kapıyı açar. Gelen kişi erkekse evin erkeği iner kapıyı açar. Ona göre hareket edilebilir. Yine evlerin giriş kapılarının sağında solunda böyle yüksek taşlar da görmeniz mümkün. Bunların ismi binek taşıdır. Eskiden her evde binek hayvanı vardı, ateşe, katır gibi. Onlara rahat binebilmek için böyle binek taşları da evlerin giriş kapılarının sağında solunda mutlaka yer almakta. Ve yine sokaklarda gezerken görebileceğiniz bir başka detay, evlerin saçak bölümlerine asılmış olan geyik boynuzlarıdır. Evet, gerçekten şu anda ben siz söyleyince... Uğur getirdiğine, evi nazardan koruduğuna inanılır ve o evde bir avcı yaşadığı anlamını vermektedir efendim. Harika. Coşkun Bey, siz dinlerken aklımdan direkt şöyle bir cümle geçti. Zarafet ve görgü çok eskilerden geliyor bize. Ve eskiden çok daha fazla yoğunmuş. Hayran olarak dinliyor insan. Bizi atalarımızdan biraz. Yörük Köyü'nde bilinmesi gereken detaylardan biri de tarihi kurşun taşıdır. Kurşun dökme geleneği biliyorsunuz toplumumuzda yer alan bir örf adetlerden. Nazara karşı iyi geldiğine inanılmakta. Yörük Köyü'nde yaşayan bir vatandaş kendisine kurşun döktürdüğü zaman kurşun dökülen suyu 3 yol ağzına dökmesi gerekmekte. 3 yol ağzında yer alan büyük bir kayamız var bakın burada. Elle de oyulmuş bir bölümü var. Kurşun dökülen su hem doğalı su olduğu için ayak altına dökülmesin diye hem de 3 yol ağzında yer aldığı için buraya getirilip dökülürmüş. Kurşun suyu dökme yeri. Aynen öyle. Sadece buraya dökülüyor. Aynen evet. 3 yol ağzında yer aldığı için bir de doğalı su ayak altına dökülmesin diye burada elle oyulmuş bir bölüm var. Oraya dökülürmüş. Neden acaba 3 yol ağzı? Vallahi bunlar biliyorsunuz. Neden bir köşe? Şamanizmden günümüze yaşatılan gelenekler bunlar. 3 yol tek rakam olduğu için midir artık bilemiyoruz tabii.
güzel sokaklarından, Yörük Köyü'nün en eski konaklarından birine girdik. Sipahioğlu konağındayız. Yanımda da Sipahioğlu ailesinin 8. kuşak torunu Ali Bey var. Bu özel konağı özel bir isimden dinleyeceğiz. Merhabalar Ali Bey. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu olduğumuz konağımız Güzel Senk ve bu evde de 8. kuşak torunlarım bu evde ben. Dedelerimiz 650 senesi Orta Asya, Kayı Boyu, Karakeçi Aşiretlerine gelme. Karakeçili. Karakeçili. Zamanla burada çadırda yaşantı, zamanla da köyün bir ayağı İstanbul. İstanbul'dan kazandıkları paralarla bu evleri yaptırıyorlar. Çadır hayatını bırakıp yerleştiriyorlar. Evin özellikleri, tavan göbeği orijinalinden. Orijinal bir cam küre, lamba değil, 140 senelik bir cam küre. Hemen dikkatimizi çekti Ali Bey, girer girmez orada bir cam küre 140 senelik diyorsunuz. Evet, gündüzleri ayna, gelen ışınları yansıtıyor ve bakın komple oda içine alıyor. Herkes oda komple küren içinde. Gecelerde bu lambalar yakıldığı zaman, daveler, gaz lambalar yakıldığı zaman ışığı yansıtma işine yarar. Ve tavan işlemeleri herhalde orijinal halini tamamen koruyor. Orijinalini koruyor. Ve bakın tavanda kancalar var dört bir tarafında. Bunlar da çocuklara salıncak beşik kurma için. Ve kök boyları yapılmış kalem işleri, meyve figürleri, çiçek figürleri, boyamalar eski yazıyla maşallah ve 1294. Rumi takvime göre 584 ilave edersek boyamalar 1878 senesi yapılmıştır. O tarihlerde Osmanlı döneminde atalarımız sipahi ocaklarında Bektaş kültürünü yaşamışlar. Bektaş kültürünün simgeleri. Mihrab için alınmış 12 tane açmış karanfil, 12 imamların simgesi, Ehl-i Beyt'i gösteriyor. Boyamalar yaptıran dedemiz Hasan Sipahi, resim üzerinde sarı göz Bektaş. İslam'da insan ve hayvan figürü yapılıyor, meyve çiçek yapılıyor. Üzüm figürleri yapmış, bolluk ve bereket. Asma yaprağı, üzüm, evet çiçekler. Simgesi. Kavun karpuz yapılmış ve bu da üremenin simgesi. Kavun karpuz yediğiniz zaman çekirdeğin toprağına buluşursanız en kısa zamanda size geri dönüşe geçer. Yani o dönemlerde bile bakın her şey düşünerek yapılmış. Boşuna bir şey yapılmamış. Bu odası bu şekilde efendim. O tarihte kullandıkları presleri, üzüm ve nar suyu çıkma için. Su testisi, semaver, pompalı gaz ocağı, yer sofrası, tablası, hamur teknesi, su kapları bakırdan başlatma, yine banyo, usulhanesi, her odada banyosu mevcuttur. Banyolar bu şekilde. Bu şekilde. Ve tel dolap, bakır sahanlar, bavullar, tahta bavul çok eski. Ahşap üzerinde rendesi, cezveler, çatal kaşıkları, tuzluk, biberlik ve lüküs. Burada çok güzel bir sandık var. Eski bir sandıkları. Ve ortada görüyorsunuz eski tabaklar var. Şimdi restoranlarda İskender ve et yemekleri serseriliyor. Burası da çalışma odası, kütüphanesi. Eski kitaplar Osmanlı. Ali Bey ne kadar kitap var burada eski kitaplar olarak? Eski kitaplar. Bir sandık olsa kitabımız var. Burada da en yeni kitabımız 1932 Hayat Anstabesi, Osmanlıca, Fransızca Sözlük ve Petrilerus, Pes ve Kalıbı. Burada da komple Türklerin geliş boyları bakın efendim. Atalarımız Oğuzlar'dan doğru Bozoklar, Kayı Boyu, Karageç Aşiretlerine gelme, aile fotoğrafı izleme kuşaklar. Ailenin en son arkadaş jenerasyonu babamın dayısının oğlu, 79'da rahmetli olduğu dönemden Galatasaray Lisesi mezunu. Babasıyla beraber çekilmiş çocuk fotoğrafı, burada yaşlılık fotoğrafı. Burada da dördüncü kuşaktan bu tarafa ailesi, yarısı bizler de kız çocukların torunları bizler buradayız. Altta bizim çocuklar. Ve sene 1937 piknik yaparken çekilmiş aile fotoğrafı. Tamamen bir tarih yatıyor bu konakta. Şimdi öbür odaya çok değerli. Burası da bakın köşe bir odası, aydınlı ferah bir oda. Burada da yine kök boyları yapılmış kalem işleri, meyve figürleri, çiçek figürleri. Boyamadan yapıldığı tarih yine eski yazıyla maşallah 1294. Ve burası da yüklüğün dolu hali, yatan yorganın konulduğu yer. Akşam olduğu zaman yatak demezler de döşek denir, yer döşeği serilir. İhtiyaç olduğunda kapak kaldırır, banyosu, sabah o zaman ortalıkta hiçbir şey kalmaz. Ve yan tarafta burgunu görüyoruz, ahşap gelmek için şimdi matlab olayı. Kapının üzerinde Farsça bir dua var, Allah'a şükür duası. Dedelerimizin İstanbul'dan getirdiği eski bir fotoğraf Atatürk, İsmet İnönü, Şükrü Saracoğlu, İngiltere Kralı Edward. İstanbul manzaralı bir resim yapılmış. İstanbul'dan geldikleri zaman bir hasret, özlem gidermek için saat figür ve saat kulesi burayı ne görüyoruz? Ve bu da Osmanlı'nın Japonya çıkarında batan gemisi Ertuğrul Fikret Eyni. Çok eski bir cam altı vitray. Hazreti Ali Hazretleri kendi cenazesini kendi taşıdığı bir cam altı vitray. Tabutu, kılıcı, Zülfikar atı durdu. Aynaların üzeri boş bakılmaz. Nazar için bir bez örtülür. İbadetçiler zaman, namaz kılacaklar zaman aynanın yüzü kapatır.
Evet, bu şekilde. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel anlattınız. Çok da özel bir iş yapıyorsunuz. 8. kuşaktan torunusunuz Sipahioğlu ailesinin ve atalarınızdan size kalan bu konağı anlatıyorsunuz bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Ben herkese birebir anlatmaya çalışıyoruz. Yukarı çıkarsak anlatıyoruz bu şekilde. Emeklerinize sağlık. Ali Bey ile birlikte konağı gezdik. Biz programlarımız esnasında çok fazla tarihi yer görüyoruz, ev görüyoruz, konak görüyoruz. Ama burası Sipahioğlu Konağı gerçekten nadide özel bir yer. Çünkü tavan işlemeleriyle, boyalarıyla, içindeki eşyalarıyla orijinalliği bozulmamış, tamamen doğal haliyle bugüne kadar gelmiş bir yer. Ben böyle bir yer gördüğüm için çok mutlu oldum. Şimdi de konağın ahşap pencerelerinden dışarıya, dağ köylerine bakarak yorgunluk atıyorum. Konağın hemen girişinde de burayı simgeleyen ahşap ürünleri bulabilirsiniz. Yörük Köyü'ne geldiğinizde, Sipahioğlu Konağı'na geldiğinizde hatıra birçok dekoratif ya da kendiniz kullanacağınız birçok eşya bulabilirsiniz burada. Bence mutlaka buraya geldiğinizde buradan birkaç şey alıp gideceksiniz Safranbolu hatırası olarak. Kaleiçi'nin en eski, en tarihi konağındayız. Kınacızade Konağı'ndayız. Burada uzun süre Kınacızade ailesi yaşamış. Daha sonra konağın şu anki sahibi Kıvırcık Usta, 2006 yılında konağı restore etmiş ve bir müze konağı çevirmiş. Burada önemli 3 isme tahsis edilmiş 3 oda var. Bunlardan biri Profesör Doktor Halil İnalcık, diğeri gazeteci yazar Yurdusev Arı, bir diğeri de TRT'nin ilk spikerlerinden Jülide Gülizar. Konağı hep birlikte tanıyalım. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın odasına giriyoruz sevgili izleyenlerimiz. Duayen hocamız, Türk tarihinin bu değerli ismi, 10 yıl boyunca bu odada çalışmış, zaman zaman bu odaya gelerek. Burada tüm misafirlerini ağırlamış, özellikle yurt dışından gelen misafirlerini ağırlamış odada. Sizin de gördüğünüz gibi çalışma masası, çalışma eşyaları, kitapları, cübbeleri ve ödülleri var. Profesör Doktor Halil İnalcık 100 yaşında vefat etti. Profesör Doktor Halil İnalcık'ın odasının karşısında, çaprazında gazeteci yazar Yurdusev Arı odası var. Dediğim gibi 2006 yılında konak orijinal hali muhafaza edilerek müze konağı çevrilmiş. Burada da Osmanlı Türk kültürüne ait kıyafetler ve objeler sergileniyor. Ziyaretçiler bu odaya girdiklerinde bir nevi Osmanlı Türk kültürünü tanımış oluyorlar. Konağın üst katı da restoran olarak hizmet veriyor. Şimdi de son odadayız. Burası da Türkçeyi en düzgün kullanan TRT'nin ilk spikerlerinden olan Jülide Gülizar hanımefendiye tahsis edilmiş. İçeri girdiğinizde kendisiyle ilgili haberler, kendisinin hayatını anlatan yazılar, eşyalar ve fotoğrafları göreceksiniz. İzleyenlerimiz, hani sultanlara layık sofra derler ya, şu anda gerçekten öyle bir sofranın önündeyim. Hazırlayanların ellerine, emeğine sağlık. Tabii ki 200 yıllık bir konak olursa, tarihi bir konak olursa bu konağa da böyle bir sofra yakışır. Neler var sofrada? Hemen gözüm sarmaya gidiyor. Meşhur Beypazarı sarması, burada yöresel yine yemeklerden keşkek var.
katmer çeşitlemeleri, bu ballı katmer öyle olduğunu söylediler. Ispanaklı katmer, saç kavurmasının sesi çok güzel geliyor kulağa ve zeytinyağlılarımız var. Bu odada da karşımda konakta kullanılan eşyalardan oluşan şark köşesi oluşturulmuş. Yine oradaki eşyalar da hepsi antika ve tarihi eşyalar. Kale içine geldiğinizde tarihi solumak istiyorsanız, sakin, dingin bir şekilde bu atmosferde yemek yemek istiyorsanız burası gelmeniz gereken bir yer. Biz de bir mola verelim, lezzetli yemekleri tadalım ve kale içini gezmeye devam edelim sizin için. İçinin önemli camilerinden birinin önünde Arslanhane Camii'nin önündeyiz. Maalesef inşa kitabesi olmadığı için caminin yapım tarihi net olarak bilinmiyor. Ankara ahilerinden Ahi Hüsamettin ile Ahi Hasanettin tarafından yaptırılmış bu cami. En önemli özelliği ise iç yapısında Roma ve Bizans döneminden kalma devşirme malzemeler kullanılmış. Dışarıdan oldukça sade görünmesine rağmen iç dekoru oldukça görkemli ve oldukça güzel. Zaten bu sebepten dolayı da UNESCO Geçici Miras Listesi'ne alınmış Arslanhane Camii. Yapıdaki kitabelerden 13. yüzyıl başında yaptırılmış olduğu anlaşılan Arslanhane Camii, uzunlamasına 5 sahanlı bazilikal tiptedir. Caminin ahşap tavanı devşirme başlıklı 24 adet ahşap sütun ile taşınmaktadır. Çini ve alçı malzemenin birlikte kullanıldığı firuze ve siyah renklerdeki geometrik ve bitkisel desenler ile bezeli mihrabı Anadolu'daki en özgün mihraplardan birisidir. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı da dahil pek çok şiirini yazdığı ve yaşadığı ev Ankara'da bir müzeye dönüştürülmüş. Hamam önünde Taceddin Dergahı ile aynı bahçede. Buraya geldiğiniz zaman burayı ziyaret edebilirsiniz. Biz daha önceki çekimlerimizde buna değinmiştik. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı burada yazmış ama ilk olarak bir cuma namazı çıkışında Kastamonu'da Nasrullah Paşa Camii meydanında okumuştur. Beypazarı'nda soluklanmak için çok güzel bir yere girdik. Burası tarihi bir çay ocağı, meşe odunu ocağı var. Burada çayınızı kahvenizi içiyorsunuz Beypazarı'nın böyle soğuğunda ısınmak için içeri girdiğinizde. Biz de içeri girdik. Hasan amca çok güzel bir şekilde kavalını çalıyordu. Beypazarı'nın orman köylerindenmiş, Mençeler köyündenmiş. Hasan amcam kaç yaşından beri kaval çalıyorsun? 15 yaşımdan bu yana kaval çalıyorum ben. Kendi mallarımız vardı, çobanlık yaptım. Şu Karapınar gibi yerde buraya 4 kilometre, Beypazarı'na 4 kilometre tarih Türkçesi. Orada bir de amcamızdan küçükken daha bunu öğrendim ben. Orada bir amcamız vardı komşu. Oradan öğrendim ondan sonra kendim çalmaya başladım. Düğünlere falan da arada giderdim, öyle aşırı da gitmezdim. Yani böyle çok sözünden çıkamadığıma. Yani biz biraz gizli şeydik. Biraz? Hah.
Gizli kahramanlardan. Böyle dışarıya açık şey yapmadık fazla. Ama şimdi gizli bir kahraman değilsin Hasan amcacığım. Biz geldik, ne güzel burada sizi gördük. Güzel de denk geldik. Hatta sizi de duyduk zaten. O yüzden çok güzel bir şans oldu. Artık gizli kahraman değilsin. Bayağı tanınan bir kahraman olmuşsun. Şimdi öyle oldu. Hasan amcacığım, çocukların var mı? Çocuklarına öğrettin mi, onu merak ettim. Çocuklarım heves etmedi. Benim 4 tane çocuğum var. 3 kız bir oğlan. Oğlum burada öğretmen. Kızım Ankara'da Çalışma Bakanlığı'nda. Şu anda orada. İkisi de ev hanımı. Yani kızlarımın ikisi Ankara'da da biri ev hanımı. Yani biri, ikisi de burada. Onlar dediler ki biz babamızdan güzel bir şekilde dinleyelim. Bize yeter. Yapmadılar. Yapamıyoruz. Biz beceremiyoruz dediler bu işi dediler. Genelde zaten Hasan amcacığım öyle oluyor. Çocuklar heves etmeyebiliyor. Anne babalarda kalıyor bazı meziyetler. Öyle oldu. Benim şimdi hanımım var. Hiç yani şey yapmaz. Kavaldan anlamaz. Hiç şey yapmaz yani. Halbuki... Hanımın da mı hiç çalmayı çalayım ben de bir deneyeyim demedi? Sevmez de hiç yani. Ya bu sevilmeyen bir şey değil ki. Bu güzel bir şey aslında ama işte olmuyor. Olmayınca olmuyor yani. O zaman biz Hasan amcacığım senden dinlemeye devam edelim. O zaman yine dinleyelim şöyle kavalının güzel sesini. Eminem'den başlayalım o zaman. Yani Ankara dolaylarından söyleyelim. Hadi bakalım. Ağzına sağlık Hasan amcacığım, ellerine sağlık. O kadar güzel çaldın ki bize elleriyle kahve yapacak. Kahvecimiz de böyle oynayarak içeri girdi. Çok teşekkür ediyoruz, çok memnun olduk. Ama sen böyle çalarsın da oynamamak mümkün mü? Ağzına sağlık Hasan amcacığım, teşekkürler. Yeterli mi bu kadar ya? Çok yeterli, çok güzel oldu. Biz senden yine dinleriz sonra. Şimdi ocağın başına doğru geçiyoruz. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık, ellerine kollarına sağlık Hasan amcacığım. Sağ olasın. Şimdi ocağımızın başına doğru geçiyoruz. Hemen isminizi öğrenelim. Ben işletme sahibi, Meşe Közü'nde işletme sahibi Salim Köroğlu. Salim Köroğlu. Çok da güzel görünüyor. Özel bir ocak. Tabii. Şimdi bizim bu tabii özel bir ocak ateşte geçmişten gelene yansıtan bir şey. Tabii turizm alanı yeni olduğu için bu yeni görünme keşfedilmiş bir şey ama önceden beri yapmış olduğumuz bir hadise bu. Şimdi bu ateşte yapmamızın kahve ve çayın bir önemi var. İllaki köz olmaz. İllaki ateş olacak. Niye ateş olacak? Şimdi kahveyi bak koyuyoruz cezveyle. Koyduğumuzda böyle böyle olacak. Köz olmayacak, ateşte olacak. Ateşte olacak. Niye ateşte olacak? Çünkü odunun dumanı kahvenin selvesi kabardıkça dumanı içine selvenin üzerine evrimleşecek böyle. Gördüğünüz gibi cezvenin üzerine kahvenin şu anda baktığıma, kabarmaya başladı. Kabarmaya başlıyor. Kabardıkça da cezveye bak odun ateşin dumanı üzerine evrimleşiyor. Üzerine damak sevkini veren zaten o dumanı. Yani o dumanı. Dumanla birlikte kahvenin tabii, böyle bir isli özleşmek, sisli bir tadı olacak. Tabii damak zevki olacak tabii. Damak zevkini veren zaten o dumanıdır. Kahvemiz olmaz. Burada kahve içmek tam anlamıyla bir ritüel. Ayrı bir seremoni. İşte Gezi Kültür programı yapmanın da en güzel tarafı bu. Kaç kişi böyle kahveyi dinleyerek ocağın başında ağır ağır dinleyerek bu kahveyi içer. Bakar mısınız sevgili izleyenlerimiz? Kahveyi karıştırıyoruz. Niye karıştırıyoruz? Kahve irisi erisin. Belteleşmesin içerisinde şey olmasın diye böyle bütün olmasın. Bak tekrar yine koyuyoruz. Bak kabarıyor yine. Kabarıyor. O mükemmel. Çok şanslısınız çünkü iyi pişti, iyi kabardı. Bak. İyi pişti şansımızdan. Şansımızdan evet. Bak şimdi bitiyor artık. Ve içme safhasına hazır vaziyete geliyor.
şimdi oldu. Oh, köpüklü kahve. Oh. Herhalde hayatımda içtiğim en lezzetli kahve bu olacak. Çünkü ocağın başında izledim olmasını. Tabii, her şey doğal. Meşe odunundan. Meşe odunundan. Meşe odunu olacak. Meşe odunun zafiyetini anlattım, zarafetini bunun. Çünkü dumanı kahveye sindikten sonra damak zevkini veren bunun dumanı. Acımsı düşürmez çok öyle yani. Ama diğer odunlar acımsı olur. Dumanı acı düşürür yani. Bu şimdi göreceksiniz. Bunu hazırlayacağız. Bunu şuraya koyalım. Meşe odununda kahve. Evet, Hasan amcamla birlikte kahvelerimizi yudumluyoruz. Nasıl buldunuz hocam kahvemizi? O kadar güzel ki. İsli isli. Gerçekten duman telveyle bütünleşmiş. Ben böyle lezzetli bir kahve içmedim. Salim Usta'mın ellerine sağlık. Hayatımda içtiğim en lezzetli kahve Beypazarı'nda. Ayağınıza sağlık. Beypazarı'na geldiğiniz için size ikramda kusur etmeyiz mutlaka. Ne demek? Beypazarı'na gelmişsiniz, misafirimizsiniz. Size en iyi şekilde hizmet etmeyi kendimize ve aktif vazife görevi icap ediyor. Mahcup ettiniz bizi. Bir de böyle güzel karşılanmak, bir de böyle güzel sözlerle de kahve ikramı. Ben memleketimin insanını, evet, kahveye de bu yakışır. Çok güzel söyledi Salim Usta. Kahvenin o kadar üzerine... güzel, kahve kültürünü o kadar güzel burada yaşatıyor ki kahvenin de böyle ikram edilmesi gerekiyor dedi. Gerçekten memleketimin insanlarını çok seviyorum. Sizlerle çok tanıştığımıza çok memnun oldum. Çok teşekkürler. Biz de sizi seviyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyenlerimiz, biraz önce hanımlarımızın ellerinden hamur halini izlediniz. Nasıl hazırlandığını izlediniz. Beypazarı'nın coğrafi işaretli en değerli ürünlerinden biri. İlk sırada belki de Beypazarı kurusu. İçeride hamur haliydi. Burada da fırına atmadan yaş hali. Ben de dayanamadım. Şimdi yumuşakken hemen bir tane alıyorum. Altan Bey ile fırının başındayız. Altan Bey, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Beypazarı kurusunu bize anlatın lütfen. Siz de hoş geldiniz Beypazarı'na. Beypazar kurusu, önce içerisinde neler olduğunu anlatayım. İşte süt, tereyağı, tarçın, mahlep. Bu şekilde Beypazar kurusu eskiden derken daha öncelerden, işte burası Beypazarı İpek Yolu güzergahında olduğu için dayanıklı bir ürün olduğu için bu şekilde bir olan bir ürünümüz. 5-6 ay tazeliğini koruyan, güzel muhafaza edildiği zaman tazeliğini... 6 ay tazeliğini koruyor. Evet. Eğer nemli bir ortam değilse. Evet, güzel hani ortamını sağladığınız zaman 6 ay duruyor. Bu da eskiden işte annelerimiz, babaannelerimiz fırınlarda işte nedir? Sonbahar yaparlar kış boyunca. Yenen bir üründü Beypazarı'nda. Tabii bunu işte coğrafi işaret olduğu için Türkiye'ye tanıtmaya başladık. Güzel de talep var. Sevilen bir ürün. Süt, tarçın, mahlep, tereyağı. Evet. Sadece bu dördünün karışımıyla yapılıyor. Evet. Un da var tabii içerisinde. Bu dördünün karışımından önce bir pişirme yaparız bunu. Bu şu anki yaş kuru. Sonra taş fırına tekrar atarız. 2 saat, 2,5 saat kuruturuz bunu. Tamamen kurur. Kalete tarzında güzel, gevrek. Çok doyurucu. Evet, doyurucudur. Yani hani içerisinde süt tereyağı olduğu için doyurucu bir ürün. Kahvaltıda veya işte öğleden sonra çayın yanında aperatif, atıştırmalık, bu şekilde kullanılan bir üründür. Peki ben sormak istiyorum. Beypazarı kurusu diyoruz. Şimdi bu fırına atılmadan önceki hali, yumuşak hali. Bu şekilde tüketiliyor, satılıyor mu mutlaka, yoksa fırına atıldıktan sonraki hali mi? Satılıyor tabii. Yani Beypazarlar zaten yaş kuru deriz biz, yumuşak olduğu için. Ama işte dediğimiz gibi gün içerisinde tüketilmesi lazım. Hani bir gün beklediği zaman, kendiliğinden kuruduğu zaman o tadı, lezzeti bozuluyor artık. Yani tamamen fırında kurutulması lazım. Evet, tamamen yani hakkını vererek tüketilmesi gerekiyor. Dayanıklılığı da isteniyorsa. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Beypazarı'na. Şu güzelliğe bakar mısınız değerli izleyenler? Tereyağı, tarçın, mahlep, sütle yapılan 6 ay dayanan Beypazarı kurusu. Şimdi geldi bunları çayın yanında yeme.
Fırından çıktık, ikramlıklarımızı yiyoruz çayla birlikte. Şimdi Beypazarı kurusunu yerken Altan Bey bir de ben size buraya has Beypazarı'nın meşhur içli pidesini ikram edeyim dedi. Şimdi bu o kadar farklı ki içindeki süzme yoğurt ve dereotu. Peynir değil, süzme yoğurt ve dereotu ile yapılıyor. Biraz önce tattım. Çok lezzetli. Beypazarı lezzetleriyle bizi fethetti sevgili izleyenler. Yapacak hiçbir şey yok. Ben buradan giderken herhalde bolca yiyerek gideceğim. Beypazarı'ndaki tarihi taş mektep 19. yüzyılda yapılmış ve Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Okul, Kur'an kursu ve halk kütüphanesi olarak kullanılmış. 1976'da da koruma altına alınmış. Buraya girdiğinizde o döneme ait taş mektep fotoğraflarını göreceksiniz. Taş Mektep'ten çıkıyorum sevgili izleyenlerimiz. İçeriye girdiğinizde o döneme ait fotoğraflarla çok güzel bir nostalji yaşayacaksınız. Buraya geldiğinizde Taş Mektep'in yanında Kurşunlu Camii'yi de göreceksiniz. Kurşunlu Cami de Osmanlı eserlerinden biri. Sulu Han'ı yaptıran Nasuh Paşa tarafından yaptırılmış. Yine babadan oğula geçip icra edilen nadide mesleklerden. Ben çok fazla bilgi sahibi de değilim ustam. Saraç yapıyorsunuz. Evet. Bu elimdeki bir köpek için yapılan, çoban köpeği için yapılan. Peki nedir saraçlık, saraç nedir? Saraç nedir? Hayvan malzemelerini üreten ustaya denir. Tabii onlar birkaç kola ayrılıyor da yani bizde burada saraç dediğin zaman hayvanına tasma alacak, eğer alacak, eğer koşum takımı alacak, köpeğine tasma alacak kişi yani saraç. Yani bu Osmanlı döneminden beri aynı gelen el sanatı. Sizi deriyle bugün tabak sayısı da azaldı ama tabaklanmış şu an manna derisinde sıkıntımız var. Buluyoruz ve müşterileri de memnun etmeye çalışıyoruz yani şu ürün. Bu ürün Malatya'ya göndereceğiz. Müşterimiz görmüş bizi. Bütün hep el işçiliğiyle elimizden geldiği kadar yani onların isteklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Siz kaç yıldır yapıyorsunuz? İlkokulu bitirdim. İşte 13-14 yaşlarında çıraklığa başladım. 47 yaşındayım. Herhalde Türkiye'de de bu işe yapan sayılıdır diye düşünüyorum. Evet, çok az kaldı. Yani diyebilirim ki yani toplasak belki Türkiye'de 30 tane çıkmaz şu an. Sadece 30 kişi. Evet. Yani çırak yetişmiyor. Öyle mi? Değil mi? Bu mesleklerin aslında en büyük handikapı sanırım bu. Evet, aynen. Çırak gelmiyor yani. Çünkü çocuklar 18 yaşında okuldan çıkıyor. Bize bir şey düşmüyor yani. Önceden usta getirdi bu çocuğa meslek belli et. Biz dedemizin yanında öğrendik bu. Dededen toruna biz ikinci kuşağız. Memnunuz da yani. Karnımız doyuyor şükür. Yani bir de bize şöyle bir kapı açıldı. Sosyal medyada, Instagram'da işte onlardan satış yaparak birazcık daha işte kendimizi yeniledik. Çok güzel. Yurt dışına da sanırım siparişleriniz oluyormuş. Yurt dışından ne tür siparişleriniz oluyor onu merak ettim. Burada gurbetçi arkadaşlarımız yani kendi vatandaşlarımız istiyor. Atıyorum bu hafta Meksika'ya bir kolimiz var. Koliledik. Bekliyor onlar. Yine bu kangal tarzı. Yine bizim oradaki köpeklerimiz de yani bak buradan yurt dışına kangal köpeği gidiyor. Yani buradan da tasmalarını biz tedarik ediyoruz elimizden geldiğince. Ne kadar güzel. Bir tasmamız var. Karşıda şu Paşa isimli. Evet. O Almanya'ya gidecek. Yarın Sincan'a göndereceğim onu.